Değerli arkadaşlarım, geçen hafta içerisinde biliyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni ve Ankara temsilcisi tutuklandılar. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı üzerine tutuklandılar. Özel yetkili mahkemeler ve benzerleri kaldırıldığı deniyor ama sulh ceza hakimliklerinin bir iktidar sopası olarak tüm hukuki uygulamalarda siyasi vesayet altında karar aldıklarına tanık oluyoruz. Basın özgürlüğü açısından, ifade özgürlüğü açısından kabul edilemeyecek bir tabloyla karşı karşıyayız. Ben yine de efendim yargıya intikal etti, biz karışmıyoruz sözlerinin dışına çıkarak bu süreçte etkili olan odakların, tutuklanma sürecinde etkili olan odakların pozisyonlarını gözden geçirmeleri gerekiyor. Ve yapılan itirazın adli kontrol takiple serbest bırakılarak yargılamanın devam etmesi çok daha uygundur. Ama bu Türkiye demokrasisi açısından, kırıntılarını yaşadığımız demokrasi açısından bile kabul edilemeyecek bir durumdur. Bunu huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Yine bir başka elim olay, cumartesi günü Diyarbakır'da Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldüğü ve iki polisimizin de bu olaylar sırasında şehit olduğu gelişmeler. Tahir Elçi'nin öldürülmesi karanlığını koruyor. Her ne kadar olayın başından itibaren terör örgütü mensuplarının bir ticari taksiyle gelmesi, iki polisi orada şehit etmesi, akabinde ara sokakta kovalamacanın devam edip sonra rahmetli Elçi'nin bulunduğu alanda silah seslerinin bir çatışmayla yansıtılması, bütün bunlar kamuoyu önünde görüldü, edildi. Ama olay mutlaka sağlıklı bir soruşturmayla gerçek faillerin ortaya çıkartılması bakımından önem taşıyor. Umarız Sayın Başbakan Brüksel yolunda ve dönüşte ifade ettiği hususlara riayet eder. Bu konu faili meçhul olmaktan çıkartılır. Bu arada ben halkımıza da, milletimize de bazı Sayın Genel Başkanımızın mektubundan ya da açıklamasından alıntılar yapmak istiyorum. Bu saldırının failleri ve azmettiricilerine asla bu ülke teslim olmayacaktır. Ülkemizde bir iç savaş çıkartarak bulundukları cephelerde egemenliklerini sürdürmek isteyenler mutlaka hesap vereceklerdir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hiçbirimiz korkmuyoruz. Her zamankinden çok daha azimli ve kararlı olmak zorundayız. Bu topraklarda korkuyu değil, barışı ve özgürlüğü egemen kılacağımız muhakkaktır ve nihai hedeftir. Bu toprakların hiçbir evladının bir güvercin tedirginliğiyle bundan sonra yaşamasını asla istemiyoruz. Değerli arkadaşlarım, sonuçta hepimizin kardeşçe yaşayacağı, bu birlikte yaşama iradesinin demokrasiyle taçlandırılacağı, birinci sınıf bir demokrasiye layık olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Bu cinayetin azmettiricileri, failleri, karanlıkta kalan tüm hususlar mutlaka adalet önünde hesap verecek şekilde aydınlatılmalıdır. Ve bu olayın da Cumhuriyet Halk Partisi olarak takipçisi olacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum.